Herkese selamlar. Bugün sizlerle görüntüsüyle fark yaratan sinip poğaça tarifi paylaşacağım. Oldukça kolay bir tariftir. Buyurun detaylara geçelim. Öncelikle hamurunu yoğurmakla işe başlayalım. Bir su bardağı sıcak sütümü uygun bir yoğurma kabıma aldım. Üzerine yine aynı bardakla yarım su bardağı da normal su ekliyorum. Ve devamında bir su bardağı aynı bardakla bir su bardağı da sıvı yağımı ekliyorum. Tüm bu karışımların içerisine 3 yemek kaşığı dolusu da toz şekerimi ekledikten sonra 1 paket instant maya ekliyorum 2 dakika kadar bekledikten sonra katı malzemelerimi ekleyerek devam ediyorum Aynı ölçüm bardağıyla 5 su bardağı dolu dolu unumu da yoğurma kabımın içerisine alıyorum Üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuz ve bir tane de yumurtamı da ekleyerek yoğurma işlemine geçiyorum. Bir miktar yoğurduktan sonra yumuşak olduğunu fark edeceğim ve bir su bardağı daha unumu ekleyeceğim. Sizler de benim gibi temkinli olarak baştan tüm unu eklemeden yavaş yavaş ilave ederek ilerleyin lütfen. Toplamda 6 su bardağı dolu dolu un kullanmış oldum yani. Şimdi yoğrulmuş aşamasıyla hamurumun hemen tarifime devam edeyim. Sizleri sıkmamak için bu aşamayı atlayarak geçireyim. Hamurumu yoğurdum. Ele yapışmayan kıvamda görüyorsunuz. Şöyle göstereyim daha detaylı yumuşacık bir hamurum oldu. Şimdi kapağını kapatarak mayalanmaya bırakabilirim. 1 saat kadar oda ısısında hamurumu mayalandırdıktan sonra tarifime devam ediyorum. Mayalanmış olan hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Üçte birine ayırarak geriye kalan hamurumu şöyle parmak uçlarım yardımıyla yuvarlayarak şekil aldıracağım. Geriye kalan ayırmış olduğum hamurumu da farklı bir şekilde poğaça yapacağım. Onu da detaylı olarak sizlerle paylaşacağım videomun ilerleyen dakikalarında. Şimdi öncelikle bu büyük parça hamurumu aldım. İleri geri hareketlerle hamurumu uzun bir şekle getiriyorum. Elimden geldiğince bastırarak parmak uçlarım yardımıyla hamurumu uzatacağım. Daha sonrasında elime bir oklava veya merdane alarak genişlemesini de sağlayacağım hamurumun. Uzun olması bizim için çok önemli arkadaşlar. Kıvırarak gül şeklini vereceğimiz için. Daha sonrasında eşit incelikte olması için bu şekilde bir oklava veya merdane ile şöyle hafifçe bastıralım. Sonrasında şekillendirme aşamasıyla devam edelim. Bir diğer tarafta da peynirli iç harcımı hazırladım. Beyaz peynir ve köy peynirini karıştırarak içerisine bir miktar maydanoz ve pul biber ekledim. Dilediğiniz bir iç harcı kullanabilirsiniz. Patatesli veya sadece kaşarlı veya sucuklu istediğiniz şekilde iç harcını değiştirebilirsiniz kendi damak zevkinize göre. Gördüğünüz gibi açmış olduğum hamuru tamamen diliklere ayırarak değil de bu şekilde uç kısmını tamamen koparmadan ilk yarısını ince ince eşit aralıklarla pizza bıçağı yardımıyla diliyorum. Ardından hazırlamış olduğumuz iç harcını poğaçamızın geriye kalan dilimlenmemiş olan kısmına ince uzun şekilde güzelce yerleştirelim. İç harcını elimizden geldiğince bol kullanalım. Zaten rulo yapacağımız için pişerken içinde kaybolmaması için bu şekilde bol bol olacak şekilde peynirli iç harcımızı yerleştirelim. Sonrasında ucundan başlayarak yapıştırarak güzelce öncelikle bir tur kapatalım hamurumuzu peynirin üzerini örtecek şekilde. Ardından rulo yaparak dilimlemiş olduğumuz tarafa doğru yuvarlayalım. Peynirin üzerini kapattıktan sonra bu şekilde çekiştirerek her tarafın eşit kalınlıkta olmasını sağlayalım ve rulo yapalım. ve tamamen yuvarladım. Artık şeklini verebilirim. Bir taraftan başlayarak gül şeklinde yuvarlayarak içe doğru kıvıralım. Ve kıvırmış olduğumuz poğaçamızı uygun bir tepsimize yerleştirelim. Tepsimize aldıktan sonra da aralarını birazcık açalım arkadaşlar. Mayalı bir hamur olduğu için pişerken de şişecektir. Bunu da göz önünde bulundurarak öncelikle şöyle birazcık aralayalım. Daha sonrasında tepsi mayası olması için üzerini temiz bir bezle örterek kenarda dinlendirelim. Bu sini poğaçamız bir tarafta dinlenirken geriye kalan ayırmış olduğumuz hamurla farklı bir poğaça şekli daha göstereyim sizlere. Şimdi öncelikle eşit büyüklükte bezeleri alalım hamurumuzu. 4 eşit beze oluşturdum ben. Avuç içinde güzelce un veya herhangi bir şey kullanmadan yuvarlayalım. Daha sonrasında şekillendirmekle devam edelim. Bu poğaçalarımızı da az önce sini poğaçamızı şekillendirirken yaptığımız formda hazırlayacağız. Ama bir değişiklikle hemen parmak uçlarımız yardımıyla açmaya başlayalım. Elimizden geldiğince incecik açmış olduğumuz hamurun ilk yarısını değil de diğer yarısını az önceki tepsi poğaçamızda hazırladığımız gibi pizza bıçağı yardımıyla eşit aralıklarla dilimlere ayıralım tamamen uç tarafına doğru kesmeden yalnız bu kısma dikkat edelim lütfen. Tıpkı bu şekilde dilikleri ayırdıktan sonra geriye kalan sağlam tarafına peynirli irç harcımızı yerleştirelim ve rulo yapalım. Rulo yaptıktan sonra poğaçamızı ay şekline getirelim arkadaşlar. Ay şeklinde bir poğaçamız olsun. Gördüğünüz gibi çok çok güzel bir görüntüsü var. İsterseniz sini poğaça değil de bu şekilde porsiyonlu halde de poğaçalarınızı hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde aynı tariften iki farklı şekilde poğaça yapabilirsiniz diye hemen bir belirtmiş olayım. Ve artık tarifimize tepsilerimizin dolmuş aşamasıyla buyurun devam edelim. Poğaçalarımızı şekillendirdik, bir miktar dinlendirdikten sonra üzerine 2 adet yumurta sarısını güzelce çırpalım ve bol bol sürelim. Bizler poğaçalarımızı bu şekilde süslerken bir diğer yanda da fırınımızı ısıtalım, 180 derece alt üst fanlı ayarda ayarlayalım. bol bol sürmüş olduğumuz yumurta sarısının üzerine isterseniz çörek otu, isterseniz susam, haşhaş veya ne isterseniz elinizin altında ne varsa süslemede kullanabilirsiniz ya da sadece bu şekilde yumurta sarısı sürerek de fırınlayabilirsiniz. Bu aşamaları hızlandırarak geçireyim sizleri sıkmamak için yumurta sarısını sürmüş aşamamla tarifime buyurun devam edelim. Üzerini süslemede ben kavrulmuş susam tercih ettim. Sini poğaçamın üzerine kavrulmuş susam ve ayrıyeten yapmış olduğum diğer poğaçalarımın üzerine de çörek otu serptikten sonra fırına göndereceğim. Böyle güzelce nar gibi kızarıncaya kadar pişirdikten sonra sıcak sıcak servis aşamasına geçeceğim. Buyurun tarifimize poğaçalarımızın kızarmış aşamasıyla artık devam edelim. Poğaçalarımız artık nar gibi kızardı, misler gibi pişti, yumuşacık dokusuyla gayet pratik ve gösterişli bir tarifimiz oldu. Tarifimi beğendiyseniz lütfen birer beğeni bırakmayı ve çok daha fazla tarif için de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayalım. Görüyorsunuz diğer poğaçalarım da gayet güzel oldu. Şimdi bir tanesini hemen bölerek içinde sizlerle göstereyim ve videomu sonlandırayım. Tarifimi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Lütfen denedikten sonra da fikirlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Çünkü sizlerin fikirleri bizi takip edenler için ve benim için her zaman yol gösterici olmuştur. Başka bir lezzete buluşuncaya dek afiyetle kalın.